Halk içinde muhtemel bir nesne yok devlet gibi, olmadı devlet çağında bir nefes sıhhat gibi derler efendim. Eskiler ne güzel söylemiş sevgili seyirciler. Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz. Sağlık gibisi var mı? Sağlık gibi zenginlik var mı sevgili seyirciler? Dünyalar sizin olabilir. Yatlarınız, katlarınız olabilir. Saraylar içerisinde yaşayabilirsiniz ama huzurlu değilseniz, sağlıklı değilseniz her şey bomboş. O yüzden gün geçmiyor ki sağlık konusunda bir gelişme ya da yeni bir teknoloji duymayalım. İşte ben de sizlere bir müjde vereceğim sevgili izleyiciler. Şu anda bulunduğumuz coğrafyayı tanıtayım öncelikle. Kuzey Kafkasya coğrafyasında bulunan Adige Cumhuriyeti'nin başkenti Maykop'tayız sevgili seyirciler. Maykop'ta öyle bir klinikle, öyle bir doktorla tanıştım ki inanamazsınız, sizlerle tanıştıracağım. Neredeyiz efendim, hemen söyleyeyim, görmüş olduğunuz gibi birazcık Rusçam var. Onu hemen okuyayım. Klinika Doktora Davutova. Neredeyiz? Sağlıklı Yaşam Merkezi'ndeyiz efendim. Alternatif tıp da diyebiliriz, tamamlayıcı tıp da diyebiliriz efendim. Çok özel hastalıkları, çok özel tedavi yöntemleri var. Birazdan detaylara geçeceğiz. Ama ondan evvel bizi izleyecek olan sevgili vatandaşlarımız, sevgili hemşehrilerimiz de var. Onlar için de bir Çerkezce sunum yapmak istiyorum. Prima kopanım, çok daha bahselen kopanım. Defi zorşir, psori denge düzleşer, yekaliyav dahil dışın ahlet dışas. Adigey, republikim, yekaliyashha, maykop dışas. Maykop, yekaliyav ajavanu, telejuhu, simegyaran telejuhu. Misim kodu ziz hemşav zgof zikir zahinu sukaysi arası zi klinik gore dışı az center zido rovi mu uzun şağım yetetav terinci hu cip kız kuzarsi arka zazı kuyna sukaysi sevgili seyirciler, başlamadan evvel, sunuma başlamadan evvel iki tane web sitesi vereceğim. Öncelikle Rusya'dan veya Rusça bilen kardeşlerimizin girebileceği bir yer www.doktordavutov.ru. Bir diğeri de Türkiye'den ya da Türkçe konuşan diğer ülkeler için verebileceğim web adresi aynı şekilde www.doktordavutov.com şeklinde o siteden girebilirsiniz. İnternet sitem fihav adyagi finu mismi klinikim yetitav sıt fukuyum yabiyiz. Arası klinikim şlajo doktor dehaşak doja abi dedik onu. Şimdi efendim bizi bekleyen bir doktor var. Bakalım bu klinik ne gibi çalışmalar yapıyormuş. Hep birlikte dinliyoruz. Haydi bakalım beni takip edin. Evet sevgili seyirciler, çok özel bir yerdir ki işte o özel yere geldik ve dünya güzeli yanımızda çok değerli doktorumuz Tamara var. Şimdi Tamara'yı sizinle tanıştırmak istiyorum ama ondan önce de kısaca bir bilgi de vermek istiyorum. Bilgilere devam edeceğim daha doğrusu. Bir klinikten bahsettik. Alternatif tıp diyebilirsiniz, tamamlayıcı tıp diyebilirsiniz. Bütün bunların yanı sıra hani ilaç kullanımını minimize ederek nasıl bir tedavi yapıyorlar ben de merak ediyorum gerçekten. Bilgileri sevgili Tamara'dan alacağız. Tamara, yaptığı da uyumak kokuğu var. Sigua kokas mı zıkkam şadya? Da zıkkı da batık mı sigua kokas? Nusastır Tamara, çeyimuna bat, urak. Сиатра сара мари хес очем кехоса офсаш а сиате хес шечерат фрахова мы клиника зи а джефа дизи хесм цифма иш ага зарячатым джайт пыл я псаунова за тухматым за я узгораха яма нах псичок зафатшатым джайт пылю методику ти ар вудсха цифы фэмшагу емшо вудсм емшо хирургическая оф нэмсо ежипсауныга азарихля ариға кума ежипсауныга медицина хамляжо врачма аумычо хесишым кэх оғашын хэчы цифы ары цифыма тазаря азыра Şimdi biz sevgili seyirciler tabii ki 2-3 dil yapacağız. Rusça, Çerkezce, Türkçe yapacağız ama bir yandan da hiç Çerkezce veya Türkçe bilmeyenler herkesi düşündük. Dış ses olarak sevgili Ceygun yardım edecek bize. Sevgili Ceygun kim diye sorarsanız bir abaza delikanlısı. Türkiye'den geldi, burada tıp okudu. Bu sene son sınıfta bitiyor ve akabinde o da burada bir doktor olarak göreceğiz. Yani Türkiye'den geldiğinizde dil sorunu yaşamayacaksınız sevgili seyirciler. Evet sevgili seyirciler, bir yaşam kliniğindeyiz. Bu yaşam kliniği, sağlıklı yaşam kliniğini daha doğrusu diğerlerinden ayıran en önemli özellikle de sevgili Tamara'ya öncelikle onu sormak istiyorum sevgili Ceyhun aracılığıyla. Sevgili Ceyhun, nedir diğer kliniklerden farkı bu kliniğin? Как различается от других клиников наш клиник?
Чем отличается? Чем отличается? Тем, что в других клиниках человека лечат по диагнозам, по болезням. Наш подход позволяет оздоравливать человека в целом. Неважно, сколько у него диагнозов, сколько заболеваний, эта методика позволяет целиком лечить. Bizim amacımız hastalara koyulan diagnozu, yani hastalara hastalık teşhisi koyulduğu hastalığı tedavi etmek değil, biz hastayı tümden tedavi etmek istiyoruz. Daha doğrusu biz organı değil, insanı tedavi etmekle uğraşıyoruz. Wow, çok ilginç bir metot. A'dan Z'ye insanı tedavi ediyorlar. Yani evet. Sadece lokal bir tedavi değil, genel olarak. Peki tedavi sürecinde ne tarz yöntemler kullanılıyor? İlaç mı, doğal ürünler mi, masaj mı, alternatif adına neler kullanılıyor? А какие процедуры в лечебном голодании, при лечебном голодании? Основное – это то, что делает сам организм, какую работу проводит по восстановлению здоровья на фоне лечебного голодания или гипокалорийного питания. Другие процедуры – это массаж, это грязелечение, это физиопроцедуры, очищение кишечника, ну и многие-многие другие. Esas tedavi yönteminin dışında, yani uyguladığımız aşık terapisi ya da düşük kalorili beslenme terapisinin dışında uyguladığımız şeyler özellikle hastalıklara özel. Eklem için kil terapisi uyguluyoruz. Onun dışında fizyoterapi uyguluyoruz. Tüm hastalara masaj uyguluyoruz. En önemli yardımcı terapimiz kolon hidroterapisi. Yani tüm bağırsak florasını yenilemeyi sağlayan bir terapi. Kolon hidroterapisi uyguluyoruz. Ve daha bir sürü kişiye özel, özelleştirilmiş terapiler uyguluyoruz. Это всё вместе в комплексе оказывает детоксикацию организма. Bunların hepsini bir arada uyguladığımızda da doğal olarak vücutta bir detoksikasyon oluyor. Aha. Yani tamamen vücut detoksu üzerine. Vücut A'dan Z'ye temizlenmiş. A'dan Z'ye temizlenmiş oluyor. Peki bu tedavi süreci hastalığına bağlı olarak değişiyor mu? 3 aşağı 5 yukarı ne kadar bir süreç gerekiyor? Типа сколько длится эта терапия? Или зависит от пациента, или зависит от заболевания? От заболевания это не зависит. Гипертония, это ожирение, это диабет, любое заболевание. Курс лечения 19 дней. И в течение этого времени мы наблюдаем человека и проводим обучение здоровому образу жизни. Hastalıklara göre tedavinin süresi tabii ki değişmiyor. Tedavinin süresi 19 gün. Bu 19 gün içerisinde biz hastaya bir adım attırmış oluyoruz ve hastayı her gün eğitiyoruz. Yani günlük olarak 2'şer 3'er saatlik eğitim çalışmalarımızda hastaya nasıl hasta olunması öğretmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla bir kur tedaviden sonra hasta bize çoğunlukla geri dönmüyor. Aa, çok güzel. Peki 19 gün dedik. Ben mesela Türkiye'den bavulumu aldım geldim. 19 gün boyunca burada mı kalıyorum, burada mı yiyip içiyorum? Konuklara nasıl bir hizmet sağlıyorsunuz gelen misafirlerinize? Это 19 дней в клинике проживать, это обязательно или нет? Нет, обязательно проживать в клинике, потому что это очень трудный процесс. Пациенты под наблюдением круглосуточно у нас. И врачи с утра до вечера, до позднего вечера, в 10, в 11 мы только уходим из клиники. Медсестры круглосуточно здесь дежурят, поэтому действительно это очень сложный процесс, и надо под наблюдением находиться. Her tedavi yöntemi gibi bu tedavi yönteminin de kendi içinde taşıdığı risk demesek de kendi içinde taşıdığı sorunlar var. Dolayısıyla bu sorunları klinik ortamında çözebileceğimiz için bizde hemşireler, bütün hemşirelerimiz 24 saat çalışır. Hı hı. Doktorlar sabah 10, gece 11'e kadar mutlaka burada olurlar. Dolayısıyla herhangi bir problem oluştuğunda hastanın sürekli kontrol altına durması lazım. Dolayısıyla 19 gün boyunca burada durması gerekiyor. Evet. Çok güzel bir hizmet aslında, harikulade gerçekten. Peki sevgili Tamara, kaç tane hastalık diyebiliriz? Hani isimlerini sayarsak eğer. Tek tek sayarsak çok sevinirim. Bugün modern tıbbın çare olamadığı, ilaçla tedavi edemediği kaç hastalık var? Какие заболевания именно мы лечим? Все хронические заболевания внутренних органов. Это и сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, ишемическая болезнь сердца. Это и диабет, ожирение. Это суставные артриты, артрозы. Это кожные заболевания, гинекологические заболевания щитовидной железы. То есть огромный спектр хронических заболеваний.
geniş olarak alırsak tüm kronik hastalıkların tedavisini burada kolay bir şekilde yapıyoruz. Ama tek tek saymak gerekirse özellikle kalp damar sistemi hastalıkları, ateroskleroz, hipertoni, özellikle eklem hastalıkları, artritler, artrozlar, onun dışında tiroid bezi hastalıkları, onun dışında kısırlık, kadında ve erkekte kısırlık ve hormonal bozukluklar, tüm endokrin sistem hastalıkları, özellikle kronik sindirim sistemi hastalıklarının hepsini burada tedavi ediyoruz. Endokrin sistem hastalıklarında özellikle belirtmek istediğimiz ikinci tip diyabet hastalığında %100 şifa sağlayabiliyoruz. Harika. İkinci tip diyabet Diyabet. hastalığında %100. %100. Sevgili seyirciler, inanılmaz bir şey, mucize gibi bir şey gerçekten. Tabii ki hepimizin yaşadığı bir hayat var ve bizlere sunulan bir hayat var aslında. Bu hayatı bazen ezberlere dayanarak yaşıyoruz. Şu şunun için iyi geliyor, bu bunun için iyi geliyor. Ya gelmeyenler, ya bize öğretilen gibi değilse hayat gerçekten ya da bize ezberletilen gibi değilse. O yüzden her şeyin aslında birer alternatif var, alternatifini aramak lazım. Belki de bu video sayesinde hiç ummadığımız yerlerde, ummadığımız insanlar şifa bulacaklardır. Yani bir gün Allah hepinizden tabii ki uzak tutsun hastanız ama velev ki bir gün rahatsızlanırsanız ve şifasını bulamazsanız Adige Cumhuriyet'in başkenti Maykop'a bu kliniğine gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz efendim. Peki süreç nasıl başladı? Bu klinik kaç yıl önce kuruldu ve nasıl başladı? Клиника, когда открыли, или действие клиника, когда началось? Клиника существует с 1983 года. И за это время, до настоящего сегодняшнего дня, прошли лечение у нас более 25 тысяч человек. Клиниğimiz 1983 yılından beri Maykop şehrinde faaliyet gösteriyor. 1983. Evet, bu 1983 yılından bugüne kadar ortalama 25 bin hastayı tedavi ettik. 25 bin hasta. İnanılmaz bir rakam. Peki, sevgili Ceyhun, şunu da sorabilir misin kendisine? Bugüne kadar mesela tıptan, modern tıptan ümidi kesip de buraya gelip de iyileşmiş, böyle bir küçük anısını anlatır mı bize? Mesela ümidini kesmiş bir hasta buraya gelip iyileşti. Öyle bir anısı var mı? А есть какой пример, такой-то пациент, ну, приехал сюда без надежды, но здесь вообще лечился и, ну, уехал отсюда Результатами. с результатом. Конечно, очень много таких примеров, но вот самый яркий и на сайте, веб-сайте мы выставили этот. Женщина с Краснодара приехала к нам, молодая, 46 лет. Она весила 172 килограмма, давление 180 на 110, сахарный диабет второй тип. Уровень глюкозы крови 12 ммоль на литр, 98 единиц инсулина она получала, трофическая язва на правой ноге, синдром Пиквика, то есть вот так мы разговариваем 2-3 секунды, и она засыпала, начинала храпеть. И вот она была у нас 3 месяца подряд, 3 курса, и уехала от нас. Сахарный диабет полностью, инсулин снят. Глюкоза крови норма, артериальное давление норма, потеряла в весе 42 килограмма, язва зажила, она уже могла по городу ходить 5-6 километров в день, одышка ушла полностью, то есть женщина вернулась к жизни, а так ее ни одна больница в Краснодаре уже не принимала, ее только на машине возили в поликлинику, чтобы получить инсулин. Bu geçirdiğimiz yıllar boyunca bir sürü örnek var. Daha doğrusu her tedavi kurulundan sonra, ortalama 60-70 hastanın olduğu tedavi kurulundan sonra zaten çoğu, %90'ı iyileşip çıkıyorlar. Ne güzel. Ama çok belirgin bir örnek var elimizde, yakın zamanda tedavi ettiğimiz 46 yaşında bir hastamız, kadın hasta. 172 kilogramdı geldiğinde. 172. Evet. 46 yaşında değil mi? Bayağı. Evet. O ilk geldiğinde bizim aldığımız tansiyon 180'e 120 idi. Yani 18'e 12, daha Oh, çok halk oh, oh, tabiriyle. oh, oh. İkinci tip diyabet hastasıydı. Günde 98 birim, 98 ünite insülin alıyordu. Sağ ayağında diyabetik ayak sendromu vardı. Yani kapanmayan sağ ayakta yara vardı. Dolayısıyla yürümesi tamamen mümkün değildi. Ve Pickwick sendromu vardı. Yani oturduğu yerde 2-3 saniye içinde uykuya dalıyordu. Solunum yetmezliğinden kaynaklanıyor.
hasta bizde 3 kur üst üste tedavi aldı. Çok zor bir hastaydı. Yani 3 ay boyunca aradaki molaları saymazsak hep klinikteydi. Üçüncü ayın sonunda hastamız ortalama olarak 42 kilo verdi. Tansiyon son çıktığında 130'a 85, 120'ye 80 gibi değerlerdeydi. Yani tamamen tansiyon ilaçlarını bıraktırdık. Onun dışında ikinci tip diyabet hastalığı vardı. İnsülini hastaneye gidip alması gerekiyordu. Çok fazla kilolu olduğu için ev koşullarında risk taşıyordu. İnsülini tamamen kestik. Hiçbir diyabetle ilgili ilaç kullanmıyordu ve şekere ortalama 5 seviyesine, yani Türkçe, Türkiye'de kullanılan değerlere çevirirsek 85-90 seviyesine indi. Onun dışında ayağındaki yara tamamen kapandı, kabuk bağladı ve Pikvik sendromu tamamen çözüldü. Şehir içinde 5 kilometreye kadar yürüyebiliyor. Vav, ne kadar ilginç, ne kadar muhteşem. Mucizelerin ve şifanın nereden geldiğini hiç bilemiyorsunuz sevgili seyirciler. Şayet hani günün birinde böyle bir şey, dediğim gibi Allah kimseye muhtaç etmesin, ama muhtaç olduğunuzda da böyle güzel yerden olması insana umut veriyor gerçekten. Rusça, Çerkezce, Türkçe veya İngilizce meramınızı anlatabileceğiniz bir klinik. Sakın ola değil, bilmiyorum ne olacak diye merak etmeyin. Adige'in başkenti Maykop'ta size böyle klinik, böyle güzel bir klinik, böyle nezih bir klinik sizleri bekliyor. Dediğim gibi programımızın başında da, sunum başında da ifade ettiğim gibi sevgili Ceyhun sizleri bekliyor efendim. O da müstakbel doktorumuz diyelim efendim. Bizden bu kadar. Ben son olarak mail adreslerini, özür dilerim, web adreslerini tekrar vermek istiyorum. www.doktor, bir daha söyler misin? doktordavutov.com. doktordavutov.com'dan ulaşabilirsiniz. Orada iyileşen süreçleri, hastaların duygu ve düşüncelerini de anlatan videolar ve yazıların olduğunu ifade etti sevgili Tamara biraz önce. Bu arada sunumu neden Çerkezce ve Türkçe yaptık onu hemen ifade edelim. Daha doğrusu özür dilerim, Rusça neden yaptık onu söyleyeyim. Çünkü tıp terminolojisinde geçen birçok şeyin maalesef karşılığı yok. Türkçesini de bilmiyorum işin açıkçası birçoğunun. Ondan dolayı sevgili Ceyhun'dan yardım aldık. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sevgili Tamara, parazı bu Tamara, tam yukarıdın şam, hadi dikla pokas, hadi hem şeyim dünyam denge, sima yaşamı, diğer diyem diye kış adzansı, dimağ az ikes, son bir, diğer her şahat gayet abilerans mı bu, alası, son bir son uzun şahat, hem kovid, hem sabit, son bir, parazı bu Tamara. Hepinizi sevgiyle selamlıyoruz, sağlıcakla kalın efendim, hoşçakalın.